Herkese merhaba. Şimdi size Legend Tukak'ın LH031V1 modeliyle V2 modelini tanıtmak istiyorum. Bu nargile takımı iki versiyonlu bir nargile takımı. Şurada zaten parçaları ayrı ayrı koydum. Gövdesinde farklılık oluyor. Birisinde nargilenin yan tarafından yukarıya doğru tahliye sistemi var. Diğerinde de tepsinin altından etrafa doğru tahliye sistemi var. Şimdi ben öncelikle size V1 modelini göstereyim. Bu V1 modeli. Bu da V1 modelinin şişesi. Şişe tüp şeklinde bir şişe. Kalın. 5 milimden 6 milim civarında o arada cam kalınlığı var. Bilezik yine şişenin ağzına takılı. Şişe ağzı 40 milimetre genişliğinde. Şişenin yüksekliği 21,5 santimetre. Tabağı en son toplamda ölçeriz. 21,5 metre şişenin yüksekliği var. Takımın gövdesi bu. Hemen şuradan göstereyim. Şurası tahliye kapağı. Burada bir tane kare dört köşe malzemeden yapılmış bir tahliye sistemi var. Boncuk bilya daha doğrusu. Burada bunun içinde. Bunu buraya atıyoruz. Şurası tahliye ile gövdeye bağlantı aparatı. Burası da marpuç bağlantısını sağlayan ara bir parça. Biraz böyle kenarlara doğru taşıyor. Çünkü buraya tepsiyi koyuyoruz. Tepsiden dolayı burada tahliyenin çalışması ya da marpuç takılması problem olacağı için bir de modeli biz bu şekilde biraz daha hani yan tarafa sanki kollarını açmış gibi havalı dursun diye böyle bir model tasarlamıştık. İlk modelimiz bu. O yüzden sağa sola doğru parçaları var. Bu nargile takımda da aynı şekilde closed chamber sistemi var. 90 derecelik açıyla delinmiş bir delikle şişenin içine dik yukarıdan aşağıya havayı üflediğinizde içerideki havayı direkt yukarıya ters olarak geri gönderiyor. O yüzden bu takımda da tek nefeste tahliye sistemi var. Fakat şişenin içindeki alan çoğaldıkça tabii ki üfleme süresini uzun tutmanız gerekir tamamen boşaltması için. Yoksa iki kere de boşaltırsınız. Hemen tahliye kapağını da yerine takayım. Beceremedim. Ürünün malzemesi 304 paslanmaz çelik. 304 paslanmaz çelikten yapıldı. Bunun işlemesi biraz zordur. Ve bu biraz daha işçilikli bir ürün. Bunda işçilik farkları şuradan geliyor. 4 köşe malzeme var. 4 köşe malzemenin işlenmesi biraz zor. Bir de aynı parçanın üzerinde bir taraf 4 köşe, bir taraf silindir geliyor. Hani bunlar hep zaman alan şeyler. Makinede de zaman alan şeyler. O yüzden üretim maliyetlerini de arttırıyor. Burada dört köşe bir malzemeden yapılmış tahliyemiz var. Tahliye kapağımız var. Onun haricinde bir gövdemiz var. Gövdenin zaten etrafı delik dolu. Yukarıdan aşağıya inen bir işte lüleden su borusuna bağlanan bir delik. Altta tahliyeyle dumanın çekildiği sağlayan delik. Onların yan bağlantı delikleri. Bu da işçilikli bir gövde. Yan tarafında da bir tane marpuç bağlantı aparatı var. Ben buna marpuç girişi diyorum. Buradaki aparata da ser girişi diyorum. Şuna da ser girişi diyorum. Burada böyle bir parçası var. Şimdi gövdeden bahsedeyim biraz size. Gövde 5 santimetre yüksekliğinde. Toplam genişliği, malzemenin bütün genişliği 18 santimetreyi buluyor. Tepsisinin zaten 18 santim geçemez. Çünkü tepsi bu sefer takamazsınız. Tepsi de 16 santimetre. Şimdi buna gövdeyi hemen borusunu takayım. Çelik boruyu buraya takıyorum. Burada bir tane difüzörü var. Bu difüzör de çelik malzemeden yapılmış. Bu çok delikli. Böyle biraz daha formları değiştirilmiş. Şöyle göstereyim. Daha böyle değişik estetik hatlara sahip bir şey. Difüzör. İçinde contalar var. Bunda vida sistemi kullanılmıyor. Direkt bunu buraya takıyorsunuz. Sıkıştırma yöntemiyle takılıyor. Yani bunu buradan çıkarttığınızda 16 milimetre çapında olan bir başka nargilenin difüzörü olarak da kullanabilirsiniz. Takımımıza bunu takıyorum. Tepsisini de üzerine koyuyorum. Tabağını da üstüne koyuyorum. Nargile takımının toplam boyu tepsiye kadar 30 santim tabağıyla beraber. Şimdi bunu kafeler genelde çok tercih ediyor. Çok tercih edilen bir ürün özellikle kafeler tarafından. Çünkü
Bu ürün sunum yaparken kafeciler, bu özellikle nargileci arkadaşlar, bunun içerisine buz, meyve parçaları, meyve dilimleri gibi işte hani hem görüntüyü hem tadı etkileyecek materyaller kullanarak çok güzel görsel görünüm elde ediyorlar. Bununla ilgili bizim Instagram sayfamızda çok fazla sunum resmi var. Hatta birkaç tane de video var. Onları yükledim mi bilmiyorum ama birkaç da video var. İnanılmaz bir görsel güzellik sağlıyorlar. Dolayısıyla kafeler bunu çok fazla tercih ediyor. Hem biraz daha ne bileyim yani çok küçük değil, çok büyük değil, işte çok geniş değil. Onlar açısından buz doldurduğunda çok fazla buz kullanmıyor. İşte meyveleri dizerken yukarısı ağzı geniş olduğu için içine meyve dilimlerini çok rahat dizebiliyor. Daha sonra çıkartmak istediğinde çok rahat çıkartabiliyor. Onlar için çok kullanışlı bir takım. O yüzden çok tercih ediliyor. Üstten tahliyesinin yani böyle şu yan taraftan böyle baca gibi yukarıya doğru tahliye etmesi işte müşterinin hoşuna gidiyor. Kahvecilerin de hoşuna gidiyor daha doğrusu. Dolayısıyla ya, bu takım çok tercih ediliyor. Diğer bir avantajı da aynı LH036 gibi küçük bir gövdeye sahip. 5 santimlik bir gövde var bunda. Bu 5 santimlik gövdeyi temizlemesi çok kolay. Hemen lavabonun altına soktuğunuzda zaten iki tane deliği var. Onlara bir düz bir ters suya tuttuğunuzda tertemiz yapmış oluyorsunuz. Temizlemesi de kolay, saklaması da kolay. Takımın kendisi de küçük, çelik malzeme. O yüzden gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Ev ortamında da kullanabilirsiniz. Küçük olduğu için saklaması kolay, taşıması da kolay. Tavsiye ederim. Çok da güzel bir takım oldu. Bunun aynı şekilde kullanabileceğimiz diğer malzemesi çelik marpuç başlığı, kendine ait çelik maşası, tabakta altına koyabileceğiniz led ışığı, kokusuz silikon hortumu, üzerinde zaten bağlantı aparatı takılı. Takımın kendisi bu. Bu takımda da LH036'da olduğu gibi, daha doğrusu Legend serisinin, bu masaüstü takımlarının tamamında aynı şey mevcut. Bir aparatımız var bizim. Bu aparatı buraya taktığımızda bu marpucun haricinde istediğiniz marpucun üzerine takıp içebiliyorsunuz. Yani bu başka ille de kendi marpucu kullanılacak diye bir şey yok. Artı bunu buradan ayırıp takımın üzerinde bıraktığınızda, şu bağlantı aparatını takımın üzerine bıraktığınızda kullanat marpucunuzun, ben tam takmadım şimdi, kullanat marpucunuzun ucundaki sere takılan o plastik parçayı çıkartıp direkt hortum kısmını buradan taktığınızda bunu kullanabiliyorsunuz. Burada çok estetik bir şekilde plastik hortum bağlanmış oluyor. Öbür aparat almadan buna kullanat marpuç bağlamak mümkün. Ama isteyen olursa o ayrıca aparatı da alabilir. Bu V1 versiyonumuzdu. V2 versiyonumuz da bu. O takımın da az önce diğer videomuzda daha doğrusu takımı anlatmıştım size. Şimdi hemen bu takımı kurayım bunun üzerinde. Bu V1, LH031 V1 modeli. Bu da V2 modeli. Şimdi V2 modelini kuracağım. Bu da V2 modeli. Bundaki tek fark bu takımla tahliyesi yandan yukarıya değil, tepsinin altından etrafa doğru tahliye etmesi. Yoksa aynı şekilde tek nefeste tahliye sistemi bunda da var, bunda da var. Bunu saklaması ve bunu saklaması arasında bir fark yok. Aynı yeri hacmi kaplıyorlar. Sadece bunda parça sayısı biraz daha fazla diye LH32'ye V2'ye göre V1'deki parça sayısı fazla olduğu için maliyetleri de etkiliyor. İşçiliği zor olan bir iki parçası var. Mesela burası zor bir işçilik yapıyor. Oradan kaynaklı bir fiyat farkı çıkıyor. Bu takımın parçası 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşuyor. Bu takım 1, 2, yok yanlış saydım, bilezik yoktu bunda. 1, 2, 3, 4 parçadan oluşuyor. Bunda bir parça fazla ve parçalar küçük. Bunda parça sayısı büyük, daha fazla. O yüzden maliyetleri etkiliyor. LH031 V2 modeli. Bu da V1 modeli. Teşekkür ederim.